Evet, merakla beklediğim figürler geldi. Beklediğimden daha büyük geldiler. İki tane Geopagus, bir tane Dropeus, bir Yunus, bir Kalbus, bir küçük Japon, bir büyük, iki tane büyük Japon, bir Frontosa, bir Lepistes, iki Vatos, şöyle bir melek kombinasyonu ve saat şeklinde diskusumuz var. Şimdi daha küçükleri de var. Hepsi sığmadığı için oraya parça parça çekeceğim. Onları da bir yerleştirip onları da göstereyim. Evet, küçük figürleri de serdik yere. Vatos, Japon, Tropeus, Frontosa, Discus, Nemo, tuzlu su bile var. Kafalı Yunuslar, Japonlar, Lepistesler, Melek, Demesone, Kalbus ve Betalarımız mevcut. Çok güzeller ya, çok hoşuma gitti. Şimdi bakalım hem aşağıya hem şuralara dizeceğim bunları. Güzel bir şey olacak. Ve anahtarlıklarımız da geldi. 200 tane turuncu hobi hanem anahtarlığı. Diğerlerinden 5'er tane. Diğerlerinde melek var, Yunus var, Japon var, Vatoz var, melek var. Bir tane de frontoza var şöyle parlaklı. Bayağı hoş görünüyor anahtarlıklar. Evet, küçükleri şöyle diğer ürünlerin önüne koydum şimdilik. Diğerlerini de yeni yerlerine yerleştirdik. Şu diskus saatimiz. Diğerleri ışıklı. İkişer tane pille birlikte çalışıyor. Şu üçünün pilini taktım. Açma kapaması var üzerinde. Bayağı efsane oldular. Çok güzel görünüyorlar. Bir de aşağıdakileri göstereyim. Dükkanın dışından da böyle görünüyorlar. Odaklayamadık ama. Heh. Canlısı daha güzel aslında ama şu anda tam odaklayamadı. Şuraya bir tane plakoyu koyduk. Şuraya 3 tane Lepistes, Kalbus ve Tropeus. Şuradaki melekler bayağı güzel oldu. Tam benim logonun altına denk geldiler. İki büyük, iki küçük melek. Ve 3 tanesini de buraya koyduk. Japon, Plako ve Geopagus. Dediğim gibi bunlar normalde ışıklı ama aydınlıkta olmuyorlar. İçeride ışıklarını yaktık, pek göstermiyorlar. Karanlıkta çok güzel görünüyorlar. Şimdilik bu şekilde hobihaneyi süsleyecekler. Meleklerin tablet yem keyfi. Bu Tropical de Alyon diye geçen sarımsaklı tablet yem. Özellikle balıkların bir gün aç kaldıktan sonra sarımsaklı tablet yem veriyorum. Pazar günleri genelde ben buraya gelmiyorum. Dün pazardı, balık yem yemediler. Bugün pazartesi sarımsaklı yem verdik. Normalde pek cama yapıştırmıyorum, böyle uğraşmıyorum. Bizim çağın özellikle uğraşmış, yapıştırmış. Tablet yemleri böyle cama yapıştırıp izlemesi çok keyifli oluyor balıkları yerken. Meleklere de özellikle iki tane yapıştırıvermiş. Onlar da buradan götürüyorlar yemleri. XX Large kılıçlarımız geldi. Albino kılıçlar. Tür tür kılıç var, her şey var maşallah içinde. Ama boyları efsane, cam gözler, kan kırmızılar. Üreten, besleyen arkadaşın emeklerine sağlık. Hobihanemize güzel kanlar ekledik. Çok güzel bir ürün ama uzun süredir piyasada pek bulunamıyor. Bir yerde buldum, 8 tane aldım. Stoklarımıza ekledik. Kendinden motorlu ve seramikli pipofitre, çift süngerli pipofitre. Birkaç yeni figürümüz geldi. Şu büyük Japon ışıklı. Diğerleri ışıksız. Diskus da bayağı büyük. Sanki saatten bir tık daha büyük gibi. Küçük de Japon
Discus, Pilako, Yunus ve Demesoni var. Karides ve papağanımız da var. Bunların çok daha güzel modelleri de var. Onlar da gelecek. Hobihaneyi donatacağız bu güzel güzel figürlerle. Yeni gelen küçükleri şuraya astık. Hobihanenin şöyle girişine. Bir tanesini şuraya koydum. Karidesimiz burada. Ve tek kuş da burada, papağan. Büyük iki tane de dükkanın şu üst duvarına astık. Şimdi arabanın pipo filtresini temizlemek için camı açtım. Şöyle yukarıdan bakınca efsane görünüyor. Bir de sizin için çekeyim istedim. Bu bana geldiğinde 11-12 santimdi. Şu anda bu akvaryum sağdan sola uzunluğu 38 santim. Tahmini bence bir 30 santimi var. Bayağı büyüdü. Evet, yeni bitki seti malzemelerimiz geldi. Spatulalar ve makaslar. Spatulalar 60 santim, 80 santim ve 90 santim. Büyükler demonte şeklinde, iki parça halinde. Hatta 90 santim olan 3 parça halinde birleştirilebiliyor şöyle. Makaslarımız da eğik makas ve düz makas olarak boy boy mevcut. En büyük makasımız da kaçtı? Unuttum bir saniye. Kaç santim olduğunu. Şöyle bakalım. 45 santim. En büyük makas 90 santim, en büyük spatula 90 şey, en büyük makas 45 santim, en büyük spatula 90 santim. Hobihanem park bahçe bugün çalıştı gene. Sesilli floralar geldi. Eladio'lar. Şöyle güzel kırmızı mor yapraklı bitkiler. Bakoba, Ceylon. Kaşık Amazon, gül çeşitleri, sumarulu ve cüce sas. Hobihaneye katılan yeni bitkiler bu şekilde. Ceradiscus ve Teatrodiscus yemlerim bitmişti. Birer kova aldık. Yem çeşitliliğimiz aynı çeşitlilikte devam ediyor.